Okula gideceğim. Zeynep çiğ köfte yapmış. Çok heyecanlı. Hello, merhaba. Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma video hoş geldiniz. Ben Gülşah. Bugün videonun başlığından anlayacağınız üzere ama ne koyacağımı bilmiyorum videonun başlığına. Arkamda insanlar var, çok mutlu edeceğim. İşte ne yapacağız bugün biliyor musunuz? Kısaca özet geçmek gerekirse günlük bir vlog çekeceğim. Hatta 2 günlük. Çünkü yarın partiye gidiyorum. Çok heyecanlı, İngilizce kursunda. Elimde çok yük var. Telefon sallanıyor olabilir. Kusura bakmayın. Bugün telefonumu, eski telefonumu tamire götüreceğiz. Şu an yeni telefondayım. Görüntü kalitesinden umarım anlaşılıyordur. Sonra bir de okula gideceğim. Zeynep çiğ köfte yapmış. Çok heyecanlı. 9 Eylül kampüsünde çiğ köfte yiyeceğiz. Neyse şimdi otobüse doğru yürüyorum. Arkadaşlar şurada 68'den indim otobüsten, şu an tramvaya yürüyorum ama nereye gittiğime dair hiçbir fikrim yok. Kamera niye bu kadar kötü çekiyor ya? Arkadaşlar iyi bir kötü haberim var. Yetkili servisi buldum falan filan, geldim verdim telefonu. Çok zordu gerçekten, şu an hiç bilmediğim rüya köşelerdeyim. Yağmur çiliyor ve hani böyle şemsiye açsam mı açmasam mı gerginliği olur ya, şu an tam olarak onu yaşıyorum. Ben neredeyim bilmiyorum ve onu bırakın okula nasıl gideceğim onu hiç bilmiyorum. Böyle şu anda ayaklarımın beni götürdüğü yere yürüyeceğim. Hep birlikte buna şahit olacaksınız. Tek tesellim yanında siz varsınız şu an. Ortamı bir göstersem, gerçekten şu anda Orta Doğu'nun göbeği. Tamam, Türkiye Orta Doğu'nun göbeği olabilir ama ben hiçbir zaman öyle hissetmiyordum. Artık hissediyorum. İnanılmaz yağmur yağıyor. Paslanmış şemsiyem ve ben ve siz çok kuvvetli bir üçlüyüz ve yürüyoruz şu anda sonsuzluğa doğru. Gerçekten hayat çok yorucu. Evet, sizinle hayat hakkında biraz dedikodu yapmak isterdim ama kolum ağrıdı. Güncelleme, şemsiyem ters dönmek üzere. Önüme siper ederek yürüyorum. Allah kahretmesin. Yağmur bekliyordum. O yüzden şemsiye aldım. Ama hiç boka yaramadı çünkü ters dönmeye kalktı canım şemsiyem. Ben de o yüzden kapadım. Ve çok rüzgar var. Birazcık burada bekleyeceğim. Çiğ köfte partisine inşallah yetişirim. Tek şu an düşündüğüm şey oldu biliyor musunuz? Hani kaybolmuşum, nasıl gideceğim falan. Hiç umurumda değil. Çiğ köfte partisi. Nasıl gideceğimi buldum. Size kötü bir haberim var. Nasıl gideceğimi bulamamışım. Durun, hatırladım burayı. Konsere, ben burada İzmirliyim arkadaşlar. Bayağı doğma büyüme. 19 yıldır falan ama İzmir'de pek bir fikrim yok. Bunu şehir dışından gelen arkadaşlarım da söylediler. Gülşah hani İzmirli değil bence diye. Hayır, İzmirliyim ama İzmir'i pek bilmiyorum. Yeni tecrübe ediniyorum. Hallediyorum. Büyüdüm. Gerçekten o büyüdüğünüzü hissedersiniz ya, bugün hissettim onu. Bu arada Zeynep, çiğ köfte yapmasaydın okula gelmezdim bugün. Zeynep yapa bugünü mü buldun? Çiğ köfte yapma gününü. Çünkü bugün sadece bir hukuk dersimiz var ve gerek yok bence girmeye. Çünkü PDF atıyor hoca. Oradan okuyup şey yapabiliyoruz. Anlayabiliyoruz. Ama Zeynep çiğ köfte yapmış. Ben gitmem lazım o okula gerçekten. Çok sinirliyim bu duruma Zeynep. Rüzgarı anlamanız için ufak çaplı bir deney. Görüyor musunuz? Burası böyle artık sohbet köşesi oldu. Ben gidene kadar sizin kafanızı darlayacağım. Başınızın etini yiyeceğim. Dün akşam bir dizi izledim. İzlemeye başladım. Volter erkekleriyle hayatım. Bir Wattpad kitabının galiba uyarlaması mıymış, öyle bir şeymiş. Gidip bakın. Bir günde 5 bölüm izledim. Hatta bir gecede izledim. Yani bir 5 bölüm daha kaldı. 10 bölümlük bir dizi. Devam gelecek mi bilmiyorum. Araştırmadım bitmediği için. Bu arada şuraya ismini yazacağım. Çünkü ben onu telaffuz edemiyorum, baştaki kelimeyi. Bir Kore dizisi, hayatımda Squid Game dışında başka bir Kore dizisi izlememiş insan olarak ve Kore dizilerine çok önyargılı insan olarak diziye bayıldım. Tek kelimeyle mükemmel. Gidip onu da izleyin. İsterseniz böyle dizi film tavsiyeleri de size verebilirim. Çok severim çünkü dizi film izlemeyi. Size kötü bir haberim var. Nasıl gideceğimi bulamamışım. Burası fuarın diğer kapısı. Ve bakın, bir insan bu kadar İzmir cahili olamaz. İzmir'de büyüdün gerizekalı sen. Neyse. Yağmur da hızlandı. Allah. Durdu bunlar. Durun. Gerçekten kendimi şu an çok rezil hissediyorum. Çok komik. Fuarın diğer ucuna çıkacağım. Ve orası da doğru mu bilmiyorum. Tamamen doğaçlama ilerliyor her şey. Navigasyona girdim. 19 dakika gösteriyor Alsancak garı. Alsancak gar metrosundan bineceğim, gideceğim. Ölü gibi şu an fuar. Burası açık ne var? Tıklım tıklım oluyor, görmeniz lazım. Gördünüz de zaten, vloglarım var. Gidip izleyin izlemediyseniz. Neyse, spor yapmak istiyordum. Birazcık polyanacılık yapabiliriz bence. Güzel spor oldu bugün. Çiğ köfteyi hak ettim bence. Aslında çıkmam gereken kapıyı buldum. Esas çıkmam gereken kapıyı buldum. Buradan çıkacağız. Umarım doğrudur. Çok az yürüdük çünkü. Bu işin içinde bir bokluk olabilir. Burası değil ya. Burası değil. Yine ben aynı yerdeyim. Çaktırmadan yürüyeceğiz şimdi. Durun. Şimdi bir şeyler düşünüyorum. Ne yapabiliriz? Ve daha önce ben dizi seti için gelmiştim. Siz bunu bilmiyorsunuz. Bunu vlogunu falan çektim ama edip atmadım. Uğraşamadım. Güzel de olmamıştı vlog. Çünkü sette dizi, hani sette bir şeyler çekmemize izin yoktu. O yüzden unutun bu bilgiyi. Bakın şimdi Gülşah nasıl İzmirlisin deyip beni linçleyecek insanlar tanıyorum. Özellikle Merve. Merve'nin artık linçleme gerçekten. Navigasyonda bir şeyler diyor. Anlamıyorum. Of. Bakın bu fuar kocaman bir fuar. Merve dinle. O yüzden bir sürü kapısı var. Ve ben yolumu bulabileceğim, tanıdığım kapıyı arıyorum. Ama hayvan gibi büyük bir alan olduğu için bulamıyorum. Nikah salonu var mesela burada. Neden? Burayı hatırlıyorum. Annemle bir kere annemin arkadaşının nikahına gelmiştik ama benim nacizane bildiğim hangi kapıdan çıkmam gerektiğini, o kapıya nasıl gidildiğini hatırlamıyor. Ama sorsanız burada kimin evlendiğini bilir. Erken konuşmak istemiyorum ama sanırım oldu. Sanırım bulduk. Gerçekten benimle yola çıkan insan kaybolmaz ya. Bulurum yani elinde sonunda. Yön bilgim falan kötü olabilir bakın ama içgüdülerim var ya. İçgüdülerim ya. Temiz kalpli olmak böyle bir şey işte. Çıkartıyor Allah karşına. Daha önce görmediğim bir spor salonu gibi bir yer gördüm. No panik. Uzun zamandır burada vardı Gülşah. Sen dikkat etmedin sadece. Doğru yere gidiyorsun. Burası benim bildiğim kapı değil ama artık navigasyona inanıp döneceğim sola. Gideceğiz. Konfor alanına çıkıyorum. Şimdi bilmediğim yerler bunlar. Burası neresi mesela? Hiçbir fikrim yok. Kahretmesin ya. Neyse, navigasyona güveneceğiz artık. Ölmeyiz inşallah. Arkadaşlar benim amacım çok farklı bir gara gitmekti. Basmane gar. Ben gittim Alsancak garı diye arattım. Sonuç bu. Şu an hiç bilmediğim bir yerdeyim. Buradan da gidiliyor, onun farkındayım. O yüzden geri dönmedim de. Tamam buldum ya, okey. Ama daha da uzayacak yolum. Neyse, müzik dinleriz, şarkı dinleriz. Küçüklenmek için güzel bir alan yarattım kendime. Burası düşündüğüm yer mi? Bakın çok heyecanlanacağım. Hafif sağa yönelin. Böyleyse çok heyecanlanacağım. Durun. Yağmur çok arttı. Tamam, artık bildiğim alanlara geldim arkadaşlar. Şu an tek derdim şemsiyemle insanları harpıp öldürmemek, tek amacım. Şemsiye savaşları. Evet, geldik sanırım. Çok heyecanlı. Hiç gitmediğim bir yol deneyeceğim şimdi. Bizim konfor alanımızdan çıkıyoruz artık. Korkutucu. Uzbana atlattık. Sırada otobüs durağını bulup otobüse binmek var. Daha sonra okulumdayım artık. Gerçekten yaşasın yani. Hani hayatımda bu kadar çok tek başıma yol bulup yürüyüp inip binmemiştim otobüslere. Es geçiyorum şu anlık çünkü buluşmamıza daha bir saat var ve arkadaşlar gerçekten öldüm. Bir kahve almaya gidiyorum. Yani birazcık kafede oturacağım, dinleneceğim. Çok yoruldum. İnanılmaz. Saat kaçtan beri ya? 11.30'dan beri dışarıdayım. Saat 3.30. Hep koşuşturuyorum, hani hep full. Durmadım. Burası da böyle dışarıdan bizim okulun görünüşü. Hayır, ben arkadaşım diyor. Mülayim diyor. Aynı. Kuduruk diyor. Aynı. Ne olmasın? Hello, Vlog mu? Evet. Ben de çektim bugün. Vlog mu? Tamam, yes. Annem demiş. Ne zaman atıyor? Merhaba, ben Merve. Öyle değil, vlog öyle çekilmez. Yan tutulur. Tamam, yan tutulur. Ben Merve. Memnun oldum. Şu Aleyna. Merhaba Aleyna. Merhaba. Bize Zeynep bize çiğ köfte getirdi. Arkadaşlar anladığınız üzere kızlar geldi. İrem'i de göstereyim. Hello. Hadi ya. Çok güzelsin. Evet, şimdi çiğ köfte yiyeceğiz. Çiğ köftenin sahibi Zeynep. Ya ben hayır, ben çocuk bekliyor beni orada. Aynı arkada bir yerde bahçem oturalım biraz ya. Geç kalalım. Hadi gel. Arkadaşlar. Sen de canım. Kafama düşürme sakın bu arada. Nasıl, güzel mi? Hadi yürüyün, gidip yiyelim. Arkadaşlar okulun yemekhanesine geldik ve limonlu Zeynep'in çiğ köftesini tadıyorum. Ben de alabilir miyim? Herkes çok iyi olduğunu söylüyor. Toprak hoş geldin. Toprak gel. Çiğ köfte ister misin? Hayır, yiyeceksin. Zeynep yapmış. Bak elleriyle yoğurmuş. Elime değil ya, robotta yaptım. Alma robot. Bana versene. Robot yaptım. Şey değil mi? Çok iyi. Ya. Toprak alma değil. Çok iyi. Tam aldığında çektim ya. Çok marul marul. Bir dakika, marulu biraz uzaklanma. Bak. Çiğ köfteleri yedik. 10 üzerinden 10. Çok acıydı. Güzel. Ağladım bir ara. Gerçekten aşırı acıydı. Mutluluktan. Evet, mutluluktan ağladım. Salak. Merve bizi şu an B bloğun önünde bekliyor. Tuvalete gideceğiz. Oradan da hukuk dersine gireceğiz. Dalga geçmeyin. Tamam. Merve'nin dedikodusunu yapıyorken yakalandı. Hem de rezil oldu. Gerçekten. Fena rezil. Ne? Tanımasa bile çocuk şey diyecek. Kapının önünde o kız vardı diyecek. Ne diyecek? Ben orada böyle... İçeride arkadaşım var. Arkadaşlar burası bizim amfimiz. Amfimi sürekli tanıtmayı çok seviyorum. Çünkü amfi. Görmemiş gibiyim. Hukuk dersi yarım saat falan sürdü. Çok azdık zaten. Saat. Gördüğünüz gibi. Evet, Zeynep artık. Zeynep ne öğretmenisin? Aleyna iktisat, o kesin. Sen böyle olurdun büyük ihtimalle. Çantanı da bırakmazdın elimden. Bütün amfinin ışık kaynağı burası. Hepsi. Bakın artık burası karanlık. Buradan giriyoruz. Eve gitme ya. Brezilya görüyor musunuz? Katıl artık. Şurada kafemiz var. Şimdi size kızılcık şerbetinin bir tanesini şey yapacağım. Sahne değil aslında, onun sözüne uygun bir şey. Nasıl bir şey o? Dışarıdan baktım yeşil türbe, içine girdim estağfurullah tövbe. Her Aleyna'ya para attığımda hep bu açıklamayla atıyorum ve asla vazgeçmeyeceğim. Bu arada devletten burs istiyoruz ya, o bizim banka hesaplarımıza bakıyorken açıklamaları falan görebiliyorlarmış. Ona göre atılıyormuş. Cidden bu arada. Bana geçen çok edepsiz bir şey yazdı. Benim de arkadaşım sürekli edepsiz şeyler yazıyormuş. Bip bip. Yapıyor bana bak. Ona çıkmamış atarsan. Bakın pembe olduğunu, sevan oldum. Anlıyorlardır ya dalga geçtiklerini bence. Şimdi kafedeyiz, Merve'yi bekliyoruz. Evet. Okey, 7.30'da bitecekmişler. Okey'e gidelim. Evet, okey'e gidelim. Sonra da tamama gidelim. Ne? Tamam ne lan? O ne lan? Espri yaptım ya. Öf, okey tamam. Ay Gülşah iğrençsin. Gülşah bazen iğrenç espriler yapabiliyor bu arada ama Gülşah çok seviyorum. Teşekkür ederim. Aa, Aleyna tabuk. Aleyna sen göster. Saçım düğüm oldu benim. Aa evet, Alena'nın saçı bir düğüm oldu. Bak Alena ne yapıyor biliyor musun? Bir döndü saçını şurası düğüm. Sonra bir baktım koparıyor açarak. Şimdi benim 75 liralık kulaklıklarım var, tamam mı? Ben kulaklıkları taktığımda sadece ben değil bütün oda dinliyor benim şarkılarımı. Ben onun ucundaki bir şey çıktı. Hoca oradan hukukla alakalı idari hukuk falan bir şey anlatıyor. Ben böyleyim. Şeye bakıyorum. Kulaklıklara bakıyorum. Bir şey. Çok kötü, çok kötü. Rezil oldum. Biz hep rezil oluyoruz arkadaşlar. Evet. Ya benim ilk rezil olmamdı. Bunlar hep rezil oluyor da yani ben ilk otobüste de bavulla uçtum. O okulda olmadı bu arada. Bakın arkadaşlar, İrem bir anı yaşamış. Bavulla uçmak gibi bir anı. Her ay rezil oluşumda onu düşünüyorum. Diyorum ki İrem'den daha kötü değildi. Sakin ol. Hepiniz öyle düşünün bence. Evet. Ama şu an onu anlatamam. Çünkü çok rezil bir an. Evet, şu anda okey'e geldik. İrem burada. Bekliyorum ve ben geçen bu okey'e geldiğimizde yanlışlıkla erkekler tuvaletine girmiştim. Ve 5 kişilik erkek sırası beni bekliyordu. Çok kötü hissetmiştim. Travmalarım canlandı. Bakın göstereceğim o travma kapısını. burası. Burada 5 kişilik bir kuyruk vardı. Ben buradan çıktım başım dik bir şekilde. Şimdi size Gülşah'ın rezilliğini anlatacağım. Biz geçen okey'e geldik. Gülşah yanlışlıkla erkekler tuvaletine girmiş ve asla fark etmemiş erkekler tuvaletine girdiğini. Bir dakika tutamadım. Ondan sonra bu erkekler tuvaletinden çıkınca işte fark etmiş burada erkekler tuvaleti olduğunu. Kapıda sıra varmış ve o kadar komikti ki anlatamam bunun ne kadar komik olduğunu. Ve Gülşah'da travma yarattı. Artık bir dakika göstereceğim. Ay Gülşah kameran dönmüyor neyse bakın. Bakın şunun şuradan anlamamış. Bir de İngilizce kursuna gidiyor man woman. Ama Allah aşkına kadın erkek gezi man woman ne? Bunlar da kalktı tamam mı? Adıma. Devi deyince şap. Bak. Devi deyince şapla. Merve'sine kriz geçiriyor. Benim taşlar, Aleyna'nın taşlar. Var ya, görmüyorum. Merve'nin taşlar. Aslında canım benim. Bekle bakıyorum ya. Merve'ye Turkish Coffee dediler. Merve sinirlendi. Türk milliyetçisiyim. İşte umurumda değil. Şey diyeceğim. Ben sevmiyorum. Benim yok. Benim de. Adaptörü sattım şarjı. Ama kablo var da adaptör yok. Ve kazandım arkadaşlar. Video çekmiyorsun değil mi? Video çekiyorum. Hayır fotoğraf çek. Tamam dur fotoğraf da çekeyim. Evet İrem bitirdi.